seks skandalları Thomas Jefferson'dan William Jefferson Clinton'a kadar Amerikan siyasetinin bir parçası oldu. Herman Cain de bunların sonuncusu. Sırtındaki hedef tahtası gittikçe büyümeye başladı. Cain önce cinsel taciz iddiasına maruz kaldı. Daha sonra 13 yıldır evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edildi. İddiaların ardından Cain'e kamuoyu desteği düştü. Aldatıyorsan aldatıyorsundur. Bana sorarsanız Cain artık oyun dışı kaldı. Bu olayın özel hayat olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Bu bir karakter yansıması. Bu bir karar. Bize bu adam mı liderlik edecek? Amerikan Üniversitesi Başkanlık Tarihçilerinden Alan Lickman, seks skandallarının siyasetçilerin ne kadar ikiyüzlü olduğunu ortaya koyduğunu söylüyor. Özellikle ailevi değerleri savunan politikacıların söylediklerinin aksi davranmaları siyasi hayatlarını zedeleyici bir unsur. Bu da Amerikan halkına hakaret etmekle eşdeğerli. 2008 yılında Demokrat Parti başkan adaylığı için mücadele verirken kampanyasında çalışan bir kadından çocuğu olduğunun ortaya çıkması John Edwards'ın siyasi kariyerini alt üst etti. Yine Demokrat Parti başkan adaylarından Gary Hart evli olmasına rağmen 1987 yılında bir mankenle birlikte bir yatta çekilen fotoğrafının yayınlanması yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Seks skandalları her zaman siyasi kariyerleri bitirmiyor. Eski başkan Bill Clinton, Beyaz Saray'daki stajyerlerden biriyle ilişkisi olduğu ortaya çıkınca ikinci dönemindeydi. Ben bu kadınla cinsel ilişkide bulunmadım. Clinton, ilişkisi hakkında yalan söylediği için Temsilciler Meclisi tarafından Yüce Divan'a gönderildi. Buna rağmen kamuoyundan gördüğü destek azalmadı. Senato'nun Yüce Divan çabaları sonuç vermeyince Clinton sonuna kadar görevine devam etti. Pew Araştırma Merkezi'nden Michael Dimmock, kamuoyunun bu tür geçmiş skandallara ön yargıyla yaklaşmadığını söylüyor. Herkes adayların onlara bakışını ve liderlik özelliklerini bilmek istiyor. Özel yaşamlarında dürüst olup olmadıkları belirleyici oluyor ama artık hayati önem taşımıyor. Skandallara karışanlar yalnızca Amerikalı liderler değil. Mayıs'ta dönemin IMF Başkanı Dominic Strauss-Kahn, New York'taki bir otel odasında hizmetçiye tecavüz etmeye çalışmakla suçlanınca Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Herman Cain de başkanlık mücadelesinden çekildi. Cumhuriyetçi Partili başkan adaylarından eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich için de geçmişindeki bu tür bir olayın sorun yaratıp yaratmayacağı henüz bilinmiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.